Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz ilk yerli ve milli uçağımız olan Hürkuş. Bildiğimiz üzere uçağımız geçen yıllarda test uçuşunda kazaya uğramıştı. Bugünlerde ise ilk toplu teslimatlar sonunda başlayacak. Ancak bu projenin 2006 yılında başlaması ve ona rağmen şimdi bitecek olması bazı soruları beraberinde getirdi. Bunu bu sürede anca yapabildiysek milli savaş uçağını nasıl yapacağız gibi sorular. Peki bunlara ithafen, Hürkuş neden bu kadar gecikti? Silahlı modeli iş yapabilir mi? Veya milli savaş uçağında aynı sorunlar olacak mı? İncelemeye başlayalım. Yerli ve milli havacılık kültürü. Eğer ileri medeniyetlerden olmak istiyorsanız belli bir havacılık kültürüne sahip olmanız gerekir. Bunun da sebebi belli. İstikbal her zaman göklerde. İster 10 yıl sonra, ister 100 yıl sonra bu gerçek değişmez. İşte Hürkuş'ta bizim bu uğurda attığımız adımlardan ilki. Kendisi bundan tam 15 sene önce başlamış bir proje. 2006 yılından bahsetmekteyiz. Gerçekten uzun bir süre. Sürece bakacak olursak, devamında yapılan testler, ayarlamalar derken zaman ilerledi. Ortaya birçok problem çıktı. Bunların neredeyse hepsi geldiğimiz günlerde halledildi. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama bu sefer de hava kuvvetlerinin isterleri şekil değiştirdi. Pek fazla geciktirmese de konsepte ciddi genişlemeler yaşandı. Tabii bunlara ters olarak hava kuvvetlerinin elinde öğretmen pilot sayısına göre oldukça geniş olan yaklaşık 80'den fazla uçak mevcut. Bunun ardından Hürkuş'un eğitim modeli siparişleri ciddi manada azaltıldı. Bunun yerine Hürkuş'un silahlı versiyonu C modeli ilgi görmeye başladı. Bu diğer modellerden çok farklı olan gerçekten değişik bir uçak. Videonun devamında bakacağız diyelim ve Hürkuş'un neden bu kadar geciktiği ile girelim. Öncelikle sebep olarak uçak yapmak demek, uçurmak demek değildir. İçine taktığınız tek farklı sistem bile uçağı sil baştan değiştirebilir. Ancak bununla birlikte geleceğe yönelik teknolojileri de barındırmalı. Bu sebeple birçok test yapılır. Bir, iki tane değil yüzlerce, binlerce testten bahsetmekteyiz. Bu bile tek başına yeterli. Bunlara ek olarak pilotlu hava aracı yapmak çok zordur. Planörleri bile dünyada yapabilen ülke fazla sayıda değil. Ki biz burada 1600 beygirlik çok güçlü motora sahip olan bir Hürkuş'tan bahsetmekteyiz. Bu tarz uçak her türlü duruma karşı hazır olmalı. Sonuçta yüksek irtifalara çıkabilmekte. Ayrıca bu denli yüksek irtifada uçabilen uçaklar ciddi ağırlık sıkıntıları yaşar. Kanatlarına tonlarca yük biner. Her şeyi doğru olarak ayarlamalısınız. Ek olarak da düşen uçaktan bahsedelim. Düşme sebebi net olarak açıklanmasa da bazı şeyleri tahmin etmek mümkün. Mesela uçak düşerken pilot hafif şekilde yukarı doğru kaldırabilmekte. Bu önemli bir detay, yani bu noktada sıkıntı yok. Dikey stabilizasyon için dikey kanadı hakkında da bir soruna rastlanmamış. Bu kanat uçağın istikametinde düzgün bir şekilde uçmasını sağlamakta. Yani bunların sonucunda elimizde kalan tek şey kritik sistemler ve yatay stabilizasyon. Fakat ne olursa olsun bu sorunlar bir problem değil. Normalde herhangi bir uçak geliştirilirken düşmeyen uçak var demek yanlış olur. Dünyanın en çok satılan ve güvenilir uçağı olan F-16 buna en güzel örnek. Ayrıca buna kaza üzerinden ihracat potansiyelini kaybettik diyenler olmuş. Bu düşünce çok tutarsız. Mesela biz F-16'ları alırken testlerine baktık mı veya S-400? Hadi bunları es geçin, bir ülke silah alırken kataloğa bakar gibi almaz. Önce sistemleri test eder, sonra gerekeni yapar. Yani kaygılanmaya gerek yok. O zaman madem öyle, satılması hala mümkün. İç durumuna bakalım. 15 senede yapmışız, elimizde ne var? Hürkuş aslında gayet ileri teknoloji bir uçak. Standart olarak performansı rakiplerinden üstün. Ek olarak da kabin basınç ayarlama ve oksijen üretme kapasitesine sahip. Muadillerinin neredeyse hiçbirinde yok. Tabii yeni de olmasından aviyonikleri de doğal olarak daha modern. Kısaca jet olmasa bile elimizde harcadığımız emeğe değecek kadar bir uçak var. Uçaktan çok elde edilen tecrübe hepsine bedel. Zaten Hürkuş gibi uçaklar daha büyükleri için bir ön adımdır.
Bununla birlikte jetlere yakın içeriğe sahip olduğundan sistemleri aktarılabilir diyelim ve bizi asıl ilgilendiren Hürkuş C modeline geçelim. Hatırlayacak olursak C modeli silahlı bir model. Yani temel eğitim uçağından ciddi farkları var. Tasarımlarının çok benzeyecek olması pek bir şey değiştirmez. Altında büyük farklar olacak. İlk fark olarak gövdenin değişmesi gerekir. Bildiğimiz üzere Hürkuş baştan aşağı alüminyum bir uçak. Fakat bu sefer kabiliyet adına kompozit yapıdan oluşması gerekli. İsmail Demir'in diğer Hürkuşlardan daha çok kompozit olacak açıklaması iddialarımızı kanıtlar nitelikte. Çünkü yakın hava destek görevinde bulunan bir uçağın radarda minimum gözükmesi gerekir. Bunun da temellerinden biri kompozit yapı. Diğer bir farksa ek pilonlar ve sağlamlaştırılmış kanatlar. Mühimmatı tutan ve bırakan kısma pilon diyoruz ve ek ağırlık anlamına gelir. Lakin yapısal kompozitleşme olacağından ek ağırlığın önemi kalmaz. Tabii yine de kanatlara mühimmatlarla ek yük bineceğinden ekstra sağlam olmalı. Tek başına bunlar da yeterli değil, askeri bir model olacağından lazer uyarı, çaf ve kilit sistemleri olmak zorunda. Sonuçta İHA'mızın işaretlediği lazere kilitlenemeyen uçak bize ne katsın? Bunu örnek vererek açıklayalım. Şöyle ki Akıncı gibi araçlarımız operasyon noktasına en az Hürkuş'tan yarı yarıya daha uzun sürede gidebilmekte. Yani acil durumlarda Hürkuşlar havalanıp görev yapabilecek. Havada 4 saat olarak en fazla 2 saat görev yerinde durabilir. Tabi sadece bu da değil, Suriye veya Irak'ta kurtarma operasyonlarında teröristler yardım ekiplerimize sorun çıkarmakta. Bu sebeple de kurtarma operasyonlarında vazgeçilmez, ucuz bir çözüm olması mümkün. Özellikle jandarma için büyük bir çözüm. İkide bir hava kuvvetlerinden jet destek istemeleri Hürkuş'ta bitebilir. Peki son olarak sıkıntılarını gördük, erteleme sebeplerini. Milli savaş uçağımızda aynı sorunlarla karşılaşır mı? Bu cevabı almak için en baştan gidelim. Hürkuş adı üstünde ilk uçak deneyimi olarak yapıldı ve bir uçağın altın kuralları veya ne şekilde olması gerektiği gibi bilgiler öğrenildi. Sırada bu tecrübeler Hürjet için kullanılacak ve burada da ilk defa jet motorlu araç yapmış olacağız. Yani sıkıntıların en büyük kısmı aslında bu noktada çekilecek. Pervaneli uçaktan jete geçiş sağlandığında jet başarılı olursa gerisi çok daha kolay olacaktır. Yine de hedefimiz 5. nesil bir uçak yapmak. Amerika ve Rusya'nın bile bu konularda sıkıntı çektiğini biliyoruz. Biri geneliyle para yüzünden, diğeri ise teknolojiyi oturtmak olarak. Bizde iki sıkıntı da birleşebileceğinden bu sorunları çözmemiz biraz zaman alabilir. Bunu ne kadar sürede başarabileceğimizi görmek için Hürjet'i turnusol olarak kullanabiliriz. Sorunlarını nasıl halledecek veya yapım tarihlerini başarabilecek mi? Hürjet'in yapımı üzerinden asıl savaş uçağımızı görebileceğiz. Sonuç olarak Hürkuş, yeni havacılık tarihimiz için ilk önemli adımdı. Bunca ertelenmesinin sebebi o başlangıç temelini oturtmaktı diyelim. Üzerinde kullandığımız sistemler sıfırdan oluştuğundan çok zaman aldı. Şimdi bu sistemleri geliştirerek veya doğrudan bir üst basamağa geçirebiliriz. Tabii savaş uçağı yapmak, bu da büyük bir sorun. Ne kadar destek alsak da biz yapımında bazı noktalarının ertelenebileceği kanaatindeyiz. Binlerce sistemi birleştirmek, kusursuz çalıştırmak, şimdiye kadarki en büyük sınavlarımızdan biri. Milli uçağı görmek dileğiyle ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.